Merhaba Fuar TV izleyicileri. Bugün sizlere TÜYAP'tan Intermob Fuarı'ndan sesleniyoruz. Huzur Malzemecilik firmasına konuk olduk. İkinci nesille röportaj yapmanın keyfini yaşıyoruz şu anda. Bakalım Emre Ergüneş bize hangi bilgileri aktaracak? Merhabalar. Merhabalar, merhabalar. Emre Bey, fuarda bulunmaktan çok mutluyuz. Gerçekten yıllardır beklediğimiz bir fuardı Intermob. Öncelikli olarak Kayseri'den İstanbul'umuza, fuarımıza hoş geldiniz demek isterim. Hoş bulduk. Merhaba herkese. Herkese iyi fuarlar olsun inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Birinci günün orta saatlerine ilerledik. Genel bir değerlendirme yapmanızı isteyeceğim efendim. Nasıl geçiyor fuar? Vallahi pandemiden dolayı biraz daha bu sene beklentimiz fazla bizim normalde. Ama şu an için yani ilk günün öğle vakitlerine geldiğimiz zaman güzel şu anda. Yurt dışından bayağı müşteri gidenimiz oluyor. Evet. Talep fazla. İnşallah daha da iyi olacak bundan sonra. Pandemi zamanı atlatalım, ondan sonra daha iyi olacak. Daha da iyi olacak. İnşallah. Huzur Malzemecilik, o kadar uzun yıllardır bizlerlesiniz ki şu an ikinci nesille birlikteyim. 38 koca yıl, dile kolay. O zaman dinleyelim ikinci nesilden nasıl doğdu ve nasıl ilerledi tabii bu firma. Şimdi Huzur Malzemecilik 1983 yılında aile şirketi, kurulmuş bir şirket. Huzur Malzemeciliğin tabii zamanında işte kendi üretimine kattığı firmaları var. Kimya sektörü gibi, plastik sektörü gibi sektörlerimiz var. Bunun haricinde tabii birçok kalemde üretici konumundayız. Aynı zamanda şimdi biz pazarlamayı üçe bölüyoruz. Kayseri pazarlama, şehir dışı pazarlama ve yurt dışı pazarlama olarak. Türkiye'nin 81 vilayeti şu anda 2020, yani geçen sene 2020 itibariyle yaklaşık 67 vilayete ulaşmış durumdayız. Ciddi rakam. Tabii, dünya genelinde de şu anda 37 ülkeyle ihracat, ithalat boyutunda da varız tabii ki. Devam ediyoruz. İkinci nesil olarak bomba gibi geliyoruz inşallah. Süpersin. Bence bu anlattıklarından sonra ikinci nesil gümbür gelmiş demek isterim izninle. Genel bir değerlendirme yapacak olursam, yani kalem kalem, hangi ürünler var firmanızda? Ya şimdi yatak, baza ve kanepe üretimi yapan bütün firmalara, dünya genelinde birçoğuna biz ürün tedariği yapmaktayız. Tabi bunun arasında birçok kalemde üretici konumdayız zaten. İddialıyız fiyatlarla ve kalitemizle iddialıyız yani. Değil mi? Gerçekten Kayseri yatakta öncü firmalardan bir ilimiz. Aha. Ve bu konuda huzurda 38 yılın tüm tecrübesini şu anda standta konuklarıyla buluşturuyor. Bu da bambaşka bir keyif. Peki bu ürettiğiniz firmaların hepsi aslında bir araya gelerek yatağı tabii oluşturuyor anladığım kadarıyla. Yatak için gerekli olan tüm ürünlerin adresi Huzur Malzemecilik tabii, diyebilir miyiz rahatlıkla? Aynen öyle. Yani bir yatak, bir baza veya bir kanepe üretimi yapan bütün firmaların üretimde kullandığı bütün ürünlerin tedarikini, üretimini yapıyoruz. Tek bir adresten tabii yapmanın tabii, ayrıcalığı tek adres, var. Tabii ki. İşte mekanizmalar olsun, ayaklar olsun, yapıştırıcı grubu, zımba teli, elastik olan gibi birçok vesaire birçok üründe imalatçı konumundayız. Süpersin. Bu da bizim gücümüze güç katıyor. Kesinlikle güç katıyor. Çünkü sizi benzerlerinizden ayrıcalıklı kılıyor. Tabii ki, tabii. Bizler zamanı çok değerli bulduğumuz için tek bir mekanda birçok ürünü bize veren firmaları tercih tabii, ediyoruz. Tabii. Market sektörü gibi. Tabii. Bu anlamda da konuklarınla terminle alakalı sıkıntı yaratma şansın yani şu sıfır. Zamanda, tabii şu zamanda işte en büyük problem maalesef sektörümüzde. Bu işi yapanlar çok çoğaldı. Herkes tabii rızkını yer, o ayrı mesele ama ne kadar güçlüsün, ne kadar çok çeşitin var, ne kadar çok hizmetin, fiyatın, kaliten, yani hepsi aynı oranda mükemmel olmak zorunda. Kesinlikle. Bu zamanda ayakta kalmak istiyorsan bu denklemi kurman gerekiyor. Kesinlikle. Ben teşekkür ediyorum öncelikli olarak ikinci nesil olarak bayrağı devraldığın için. Burada Sayın Kurucumuza öncelikle teşekkür bir borç bilirim. Biz teşekkür ederiz. Babamız sağ. Sağ ol. Allah ömür versin inşallah. Ve geride de tabii ki dev bir kadro var. Bir aile şirketi olmanın ayrıcalığı yansıyor şu an fuardaki tüm konuklarınıza. Ben diliyorum ki nice nesiller boyu bu güzel firma hep bizlerle olsun. Buradaki yapılacak olan çalışmalarda malzemenizin, ürettiğiniz ürün gamının ne kadar arkasındasınız firma olarak, huzur olarak? %100 olarak. Yani bizim firmamızdan çıkan bütün ürünlerin arkasındayız. Hiç sorun yok onda. Yani zaten var olduğumuz sürece. Tabii, var olduğumuz sürece her zaman arkasındayız. 38 yıl kolay kazanılmadı tabii, diyorsun. Tabii. Kalite bizim işimiz diyorsun. Aynen öyle. O zaman biz de diyelim ki hedefler neler? Hedefimiz tabii biz hedeflerimizi yıllık olarak birim koyuyoruz. Pazarlamaya ayrı hedef, dış ticarete ayrı hedef, hepsine ayrı hedef koyuyoruz. Çok şükür bugüne kadar da hedeflerimizi tamamı tutturduk.
Hedefimiz daha büyük yerler, tabii daha iyi yerler. Şimdi işte huzur olarak biz ihracata başlayalı yaklaşık 6 sene falan oldu. Biraz geç başladık. Bizim sonradan katılmamız da biraz vesile oldu buna. Onun haricinde dünyada huzur diye bizim projemiz var. Dünyanın böyle bölge bölge, böyle ülke ülke, dünyanın tamamında huzur olarak bulunmak istiyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız başladı. İşte bazı ülkelerde şu anda globalleşmeye çalışıyoruz. İnşallah ilerleyen zamanda dünyanın tamamına huzur olarak hükmetmek istiyoruz. Kendi sektörümüzde tabii ki bu. O kadar haklısın ki, çünkü huzur adından da anlaşılacağı gibi insan için gerekli bir done. Aynen öyle. Dolayısıyla huzurun yaptığı da yatak. Çünkü insanlar gerçekten kısıtlı zaman diliminde de olsa 4 saat, 6 saat, 8 saat gibi süreçlerde uyuyor. Ya şimdi bu yola çıkmamızdaki en büyük etken şu oldu. Şimdi Türkiye mobilya üretim kapasitesi olarak dünyanın %3'ü. Yani çok ufak bir rakam. Yani dünyada o kadar büyük bir pazar var ki aslında. Yani huzur gibi 1000 tane huzur olsa dünya hizmet versek de yani olmaz, mümkün değil yani. O yüzden elimizden geldiğince bütün meslektaşlarımız diyoruz onlara, herkesin elinden gelince ülkemizi iyi yerlere getirmek için elinden gelince herkesin her şeyi yapması lazım. Biz de üstümüze düşen hatayını görüyoruz. Bunları yapıyoruz zaten. Harikasın yani. Yattığımız zaman o kullanılan malzemelerde bundan böyle hep huzuru arayacağız. Huzur aklımıza gelecek. Çünkü tüm yatakların malzemeleri, yatakla ilgili malzemenin adresi dediğimiz gibi belli. Ben diliyorum ki nice nice fuarlarda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kal. Hoşça kal. Evet Fuar TV izleyicileri, TÜYAP'tan Intermob Fuarı'nda yerini alan Huzur Malzemecilik firmasına teşekkür ederek ayrılıyor. Sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz.